İlk yarıda ortaya konan, mücadele eden, futbol anlayışından ve bunun yanında tabii iki tane gol bulup en az 4-5 tane de pozisyon ürettiğimiz bir ilk yarı oldu. Yani baktığımız zaman çok yüksek tempoda oynadık. Futbolun doğrularını tam anlamıyla sahaya yansıttık. Diğer taraftan da tabii kendi kalemizde bir tane pozisyon ve iki tane gol gördük. Yani çok şeyi tabii ki Bünyamin Hoca'nın vermiş olduğu penaltıyı izlemek lazım ama tabii uzun dönemden beri herhalde böyle bir penaltıyı ilk defa Bünyamin Hoca verdi. Yani gerçekten penaltıysa tebrik etmek lazım. Ama birçok karşılaşmada da yani aynı pozisyonlarında verilmesini istiyoruz ki geçtiğimiz hafta İstanbul Belediye karşılaşmasında İbrahim'in pozisyonu bundan çok daha net bir pozisyondu. Yani standartları aynı şekilde uygulamalarını istiyoruz hakemlerimizin. Eğer penaltıysa Bünyamin Hoca'yı tebrik etmek lazım. Ve bütün hakemlerin de bundan sonra bu pozisyonlarda penaltı kararını vermesini istiyoruz biz. Sadece bize özgü kullanılan bir kural olarak değerlendirmesini istemiyoruz. Tabii ki ilk devrenin bu şekilde bizim adımda olumlu geçmesinden sonra tabii devreye 2-2 girmemize rağmen ikinci yarı açıkçası çok mutluyduk. Yani bu tempoyu, bu oyun anlayışını devam ettirirsek maçtan 3 puanla ayrılabileceğimizi düşünüyorduk. Fakat ikinci yarıda tam tersi bir oyun oldu. Yani çok kötü oynadık açıkçası. Yani ilk devredeki oyunla mukayese ettiğimiz zaman hiç yanına yanaşamayan bir oyun oldu. Bunun yanında tabii ki pozisyon da üretemedik. Son dakikalarda biraz baskımız var gibi göründü ama maalesef tabii bu skoru kendi lehimize çevirmemiz için yeterli olamadı. 2 puan kaybettik. Tabii ki bu 2 puan bizim için önemli bir 2 puandı. Yani rakiplerimizle aramızdaki farkı açmak için güzel bir fırsattı. Ama olmadı. Yani tabii ligin ilk 8 haftasında her şeye rağmen 20 puan toplamış ve mağlup olmayan bir takım olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu bizim adımıza çok önemli bir olay. Tabii ki kaybedilen 2 puana üzüldük ama açıkçası üzülmeye de çok vaktimiz yok. Hemen hafta içerisinde oynayacağımız Manchester United karşılaşmasına hazır hale gelmek zorundayız. Bundan sonraki çalışmalarımız bir taraftan bugün iki farklı yarıyı iyi değerlendirip ilk devredeki oyunumuzu daha mükemmele ulaştırma adına çalışırken ikinci yarıdaki kötü oyunu da bir şekilde sorgulayıp bir daha olmaması için çalışmalarımız devam edecek. Karabük Spor'u tebrik ediyorum ben. İyi bir takım, iyi mücadele ettiler. Bundan sonraki dönemde hem Yücel Hoca'ya hem de Karabük Spor'a ben başarılar diliyorum.